Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan olan arkadaşlar. 11 ve 17 Ekim haftasındayız. Bu hafta Terazi Burcu'nda yaşadığımız yeni ayın etkilerini hayatınızda hissedeceksiniz. 3. ev, yakın çevre konuları, eğitim, öğrenim gibi gelişmeler, seyahatler, kısa yolculuklar gibi konular gündeminizde olacak. Merkür o alanda hala retro Terazi Burcu'nda. Güneş ve Mars yine Terazi Burcu'nda. Ve hafta ortasında Güneş ve Jüpiter arasında şanslı bir açı oluşacak. Pazar günü ise Güneş ile Plüton arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Genellikle sizin için çok etkili olmayabilir. Güneş'in Jüpiter'le olan güzel teması her anlamda bize fırsat verir, şans verir, bazı korumalar verebilir. Maddi manevi genişleme ve büyüme fırsatı da verecektir. Jüpiter 7. evinizden geçtiği için İlişkilerinize yansıyabilir, ortaklı işlerinize olabilir. Yine eğitimle ilgili konularda da güzel gelişmeler, sosyal çevrenizle ilgili de böyle yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bu hafta günlere göre baktığımızda haftanın ilk günü pazartesi günü Ay Yay Burcu'nda, fakat tüm gün boşlukta olacak. Ayın boşlukta olması biraz motivasyonu düşürebilen, genellikle böyle belirsizlik yaratan bir enerji olacağı için 5. ev biraz da eğlenceye, sanata, keyifli böyle zaman geçirmeye yönelik bir hafta başlangıcı olabilir sizin için. Ve plan yapmak yerine biraz daha akışta böyle hayatı yaşamak daha mantıklı olacaktır. Salı günden itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Salı, çarşamba günü boyunca sizin için iş hayatı, günlük hayatınız biraz daha önem kazanabilir. Günlük hayatınızın içerisinde bazı bir takım önemli konuları konuşabilir, tartışabilir, kendinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz, işle ilgili mesela bazı düzenlemeler meydana gelebilir. Çarşamba günü 13.51'den itibaren ay boşluğa girecek ve Oğlak Burcu'nda günün devamını da boşlukta geçirecek. Yine burada dediğim gibi her zaman ayın boşlukta olduğu zamanlarda yeni bir hedefe kilitlenmek veya yeni bir sıfırdan bir işe el atmak yerine mevcut konuları tamamlamak için kullanmak daha doğru olacaktır. Perşembe ve Cuma günü Ay Kova Burcu'nda ve bu haftanın en güzel, en başarılı iki günü olarak kullanabileceğimiz Perşembe günü gerçekten işte Ay'ın Merkür'le, Ay'ın Venüs'le güzel açıları var. Ay'ın düğümlerle güzel açısı var. Sadece gece saatlerinde bir huzursuzluk etkisi olabilir. O da saat 11'den sonra Ay'ın Uranüs'te bir karesi olacağı için. Ama genel olarak motivasyonu yüksek, keyifli bir gün olacaktır. Ve yine Cuma günü de Ay tüm gün Kova Burcu'nda ancak 15.31'den sonra boşluğa girecek. Şimdi bugün hem Jüpiter'le Güneş'in o destekleyen, bizi büyüten desteği var. Aynı zamanda Ay Jüpiter'le kavuşacak. Bugün çok önemli işler için 15.31'e kadar olan süreyi değerlendirin. Bazı şans ve fırsatlar da gelebilir, getirebilir gökyüzü. Dediğim gibi öğleden sonra ay boşlukta olacağı için bazı fırsatları değerlendirmekte zorlanabiliriz. Cumartesi ve pazar, evet, ay artık balık burcunda ve yeni ayın hani getirdiği konuları biraz daha somut bir şekilde ortaya koyabileceği bu iki gün olabilir. Cumartesi günü yine haftanın sizin için belki finansal alanda çalışacağı bir gün olacağını söyleyebilirim. Para, kredi, borç işte gibi alanlar gündemde olurken pazar günü de yine bu alanda ay. Fakat pazar günü Güneş'in Plüton'la olan karesi yani bir takım zorlayıcı, işte gergin, böyle baskı yaratan enerjiler gündeme getirirken, diğer yandan Ay'ın güzel açısı var, işte Uranüs'e, Venüs'ün Merkür'le uyumlu bir açısı var. Bu da hem ilişkilerde hem de yakın çevre ilişkilerimizde olabilir. Kendimizi ifade etmek, ortaya koymak için daha uyumlu fırsat veren, hatta belki geçmiş deneyimlerimizi ya da geçmişte bir takım yaşanmış konuları tekrar gündeme getirip ve çözüme ulaştırmak için de güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim pazar günü için. Genel olarak haftanın enerjisi, evet, sizin için büyüme fazında olan ayın eğitimle belki dediğim gibi veya yakın çevrenizde olan ilişkileri güçlendirirken elektrik, elektronik, böyle telefon gibi dijital böyle cihazlarla da ilgili bazı yenilikler yapma yoluna götürebilir sizi. Sevgili aslanlar, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.